Varlık düzleminin ötesinde, dışında ve her nasılsa altında ölümlü zihinlerin asla anlayamayacağı nihayetsiz bir boşluk uzanır. Buraya hiçlik denir. Bu yerin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Tek bilinen hiçlik ebedidir ve her şeyi tüketir. Eskiden hiçliğin sonsuz karanlığından başka hiçbir şey yoktu. Şimdi bir şeyin kapsamlı bir yaratımla oluşmuş bir mekanın varlığını hissediyorlar. Ve bu hiçlikte yaşayanları rahatsız ediyordu. Bir süre sonra onlarla iletişim kurmaya çalışan fani zihinleri fark ettiler. Ama bunlar sonsuz karanlığın en uç sınırlarında kırpışan ışık zerreleri kadar önemsizdi. Gözcüler bu zihinlerin maddi dünyayı yok etmelerini ve sonunda hiçliğin huzur bulmasına olanak sağlayacağını gördüler. Ardından Lissandra ile bir anlaşma yaptılar. Runeterra'ya hiçliğin gelişine hazırlamaları karşılığında onlara muazzam bir güç ve her şey yok olana dek neredeyse ölümsüzlük vereceklerdi. Lissandra'nın kız kardeşleri Avarosa ve Serilda durumu öğrenince karşı çıktı. Lissandra her şeyin farkındaydı. Engel olursa tüm Runeterra yok olacaktı. Bir yandan kardeşlerini sakinleştirmeye, diğer yandan gözcülerden biraz daha zaman istemeye çalışıyordu. Ama bu durum fani aklın kavrayamayacağı hiçliğin umrunda değildi. Yer yarılıp üstünde duran binlerce savaşçıyı yutarken gözcülerden ilki de kendini varoluşa fırlattı. Fiziksel dünyaya geçiş onu sersemletmişti. Hemen buna karşı mücadele etmeye başladı. Geçirdiği kontrolsüz dönüşümle üstünde boynuzlar ve parça parça kürk oluştu. Ardından devasa dokunaçları eklemli insansı uzuvlara dönüşerek dağ yamaçlarındaki kayalıkları tırmanmaya başladı. Daha da kötüsü onu diğer gözcüler takip ediyordu. Onlar da aynı şekilde dönüşerek gelmeye devam ediyordu. Lissandra artık onların gerçekte ne olduğunu görebiliyordu. Ya dünyanın yok oluşuna izin verecekti ya da en derinden sevdiği şeyi feda edecekti. Yapılması gereken belliydi ve Lissandra da bunu biliyordu. Onu çevreleyen kadim büyüğü, kardeşlerini, müttefiklerini her şeyi feda ederek son zerresine kadar çağırdı. İki diyar arasındaki yırtığı gerçek buzla kapattı ve gözcüleri de buraya hapsetti. Bu olayın üstünden binlerce yıl geçti ve gözcüleri hapseden 9 büyülüründen biri silindi. Lissandra'nın durumdan haberi var ama müdahale etti mi, neler olduğu bilmiyoruz çünkü hikaye ilerlemedi. Hoşça kalın.